yine çok sevdiğim programlardan birini yapacağım. Çünkü beraber oynamaktan da keyif aldım, izlemekten de keyif aldım. Hayatını, hayata duruşunu, böyle çalışma halini, üretim halini, oyunculuğunu falan çok beğendiğim. Çok da birlikte oynadığımızda uyumlu olduğumuzu düşündüğüm bir arkadaşımı konuk ediyorum. Birbirimizi severiz. Biraz fazla seviyor olabiliriz. Evet öyle. Kahkahasını da duydunuz, onaylayan kahkahasını. Böyle zamanlarda biliyorsunuz ben programı çok büyük bir keyif içinde yapıyorum. Kendisini çok yakışıklı bulduğunuzu, çok beğendiğinizi biliyorum. Çünkü oynadığı bütün dizilerde mutlaka böyle geri bildirimler alıyor. O yüzden sizin de çok keyif alacağınız sohbetinden de, görüntüsünden de çok keyif alacağınız bir program olacağını düşünüyorum. Bir cümlenin peşinden gideceğiz tabii ki. Çünkü hep söylüyorum sizlere, hayatın içinde güçlü duran insanların da aslında büyük olumsuzluklardan, büyük badirelerden doğduğunu her zaman bilirim. Benim de hikayem benzeş hikaye çünkü. Bizler üzüntülerimizle, hüznümüzle tekrar doğarız. Küllerimizden tekrar doğarız diyebilirim. Detaylara girmeyeceğim tabii ki ama cümlemiz o yüzden böyle bir cümle. Bence çok hakkını veren bir isim bugünkü konuğum. Jack London demiş ki, hayat iyi kartlara sahip olmak değil. Bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir. Kesinlikle katılıyorum. İyi gelen elde herkes kazanır. Mesele kötü gelen eli İyiye çevirmektir. Jack London çok doğru söylüyor değil mi Murat? Sevgili Murat. Sağ olasın Jack London, gerçekten. Seni mi düşünerek yapmış, ne yapmış? Hemen su koyuyorum efendim sizin. Ama efendim, sabırsızlığınızı biliyorum. Bardak yıkandığı için içinde su var Bay Titiz. Bana diyor ki su istiyorum ama içinde su kalmış diyor. Yok dedim, yıkandığı için. Biraz, hiç titiz değildir. Bardaklar da şahaneymiş gerçekten. Dalga mı geçiyorsun, doğru mu söylüyorsun? Vallahi çok güzel. Tamam, kadınlar yapıyor biliyor musun? El emeği göz nuru. Gerçekten mi? Evet, bayılıyorum buna. Hangi kadınlar? Ben sana adres veririm. Sen seversin böyle üretici kadınları. Bayılırım. Evet. Nasılsın Murat? İyiyim, çok iyiyim ya. Hep böylesin, neden? Ne bileyim, bir manyaklık var herhalde. Neden ya, hep çok iyisin? E ne yapayım? İyiyim. Ya her gün yeni bir gün ya. O yüzden çok iyiyim. Her gün yeni bir gün yani. Bak biz seninle ne kadar zamandır tanışırız. Evet, çok eski. Ama her seferinde birbirimize kocaman sarılmaz mıyız? Evet. Diyorum. İşte seninle yeniden sarıldığım bir gün daha yaşıyorum mesela. O yüzden çok iyiyim. Niye olmayayım yani? Nasıl oluyor bu? Yani hayata bu kadar tutunuyor olman. Çünkü sadece oyuncu değilsin, üreten bir adamsın, reklamcılık yapıyorsun, çok iyi bir babasın, çok iyi bir eşsin, tatlı, eğlenceli bir arkadaşsın. Bunların hepsi nasıl oluyor? Bilmiyorum ki yani, özel bir şey yok. Ben olduğum gibi yaşamayı seviyorum. Her şey olduğu gibi, yani o anı olduğu gibi yaşamayı tercih ediyorum açıkçası. Yani bu sabah mesela hep onu söylerim. Çocuğumu ilk defa bu sabah bir kere daha sarıldım. Ona bir kere daha yemek yaptım. Omlet yaptım. Baba işte, omleti değil mi? Bu baba, meşhur omleti. Baba omleti. Meşhur baba omleti. Kızını baba omleti yapmadan evden yollamıyor kardeşim. Her gün o baba omleti yapılıyor, kıza yediriliyor, kız öyle gönderiliyor evden. Aynen. Vay arkadaş. Set programı bile ona göre belirleniyor. Evet. Aynen. Hafta içi okula gittiği bütün günlerde sabah omleti yapmadan omletini ben yaptırır, yedirir, paketleriz, okula bırakır, sonra ben giderim sete. Öyle seviyoruz. Ya şöyle, zaman kısıtlı ya. Ya biz ne yaparsak yapalım, hani konforlu yaşayabileceğimiz bir 80 senemiz var diyelim. Tamam. Hani 100'e bile çıksan en konforlu yaşayabileceğimiz o kadar zaman. Şimdi bunu böyle dertlenerek geçirmenin alemi yok. Neden şey seçmiyorsun? Yeterince maceracısın, yakışıklısın ve kariyerin iyi. Hmm. Ya ben bunlarla mı uğraşacağım? Ben gideyim biraz hayatıma bakayım. Bir bu kadar daha yaşayacağım demiyorsun da bu tarafı seçiyorsun. Ne gibi yani? Neyi seçiyorum dedi? Babalık, eşlik, evde olmak, o işe gitmek. Bütünleme hikayesi. Ben fiziksel olarak çalışmak istediğim için açıkçası, hani diyorlar işte param var, neye çalışıyorsun falan. Ama çalıştığım için param var zaten. Hani oradan yola çıkıyorum. İşin o iş kısmı. Ben ama seviyorum. Tırnak içinde sen dizide oynamasan da paran var ya. Nasıl oluyor denge? Yani şöyle, orada da çalışıyorum sonuçta ama fiziksel olarak çalışmayı seviyorum. Benim mesleğim yani, oyunculuk. Evet. Sevdiğim için yapıyorum. Yani baba olmayı da sevdim, eş olmayı da sevdim. Yani en büyük hayalim ailem olmasıydı. Her yerde aynı şeyi bağıra evet, bağıra söylüyorum. İşte sonraki hayalim de onu bir arada tutabilmek ömür boyu. Evet. Dolayısıyla bunun bütün bileşenleriyle hayatımda her aşamasında da tutmaya çalışıyorum bir arada. Bu doğal taş koleksiyonu devam mı? Evet, evet. Ama yani doğal taş deyince böyle küçük küçük
küçük. Kolye ucuna takılan, yüzük yapılan falan gibi düşünmeyin. Boyum kadar, hani boyum kadar, bina kadar taşlardan bahsediyoruz. Çünkü sette en son bunu konuşuyoruz. İşte doğal taş çok severim dedim. Evet, benim koleksiyonum. Ben zannediyorum ki böyle hani pıtık pıtık şeyler. Bir fotoğraflar açmıyor. Bu kaç metre Murat'cığım diyorum. Bu 3 metre kadar. 3 metre derken diyorum falan. Nasıl yani? Ya bu herhalde bir 27 sene falan oldu merakım başlayalı. Evet. Açıkçası sonra 15 senedir de profesyonelleşti. Hem koleksiyoner olarak hem ticaretini yapan bir kişi olarak. Dünya mirasını koruyorum kendi çapımda olabildiğince. Yani bir şeye sahip olamazsın, ben hep onu söylerim. Onunla beraber yol alabilirsin. Ben onu koruma altına aldığımı söyleyebilirim. Evet. Hani sonuçta 10 milyon yıldır senin hayatında olan bir şey, yani dünyanın içinde olan bir şeyi senin... Sen 70 yıl, 80 yıl senin, refakatçi oluyorsun. Refakatçi oluyorsun. Evet. Senden sonra bir 10 milyon daha gider büyük ihtimalle. Of. Yani tabii şimdi bizim evde o çok ilginç bir şey, yani 500 milyon yıl yaşında fosiller var. 500 milyon yıl önce fosilleşmiş, bir de onu düşün yani, bir takım canlılar. Yani dünyanın oluşum tarihinin içerisinde var olan şeyler. Ya dinozor yumurtası var. Şimdi kızım Nil bunlarla büyüdüğü için okulda bazen böyle işte o dönemlerle alakalı bir şey olduğu zaman bizde dinozor yumurtası var falan diye. Hani arada sunum falan da yapıyor. Kitapçıda satılan zannediyor herkes. Tabii tabii. Bayağı gerçek fosillerle bunu anlattığı zaman işte o eline aldığı şey şu anda yaklaşık 25-30 milyon yıl önce yok olmuş canlılardan bir tanesinin yumurtası. Fosilleşmiş halde ilginç bir şey deneyim. Nereden tabii. buluyorsun bunları? Dünyanın bir sürü yerinden. Alıyoruz, getirtiyoruz. Şimdi beni tabii koleksiyoner olarak bildikleri için pek çok yerde. Dolayısıyla böyle orijinal bir şey olduğunda haberi geliyor. Sen fosil koleksiyoneri misin? Fosilde kristal, misin? Mineral vesaire. Kristal, tabii. Mineral. Çok geniş bir kapsamda. Şimdi bu 10-15 tane var. Özelliğinden sadece biri. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz hepsine. Buyurun efendim. Peki böyle ilk bakışta... Biraz antipatik bir adam gibi görünüyorsun. Soğuk, antipatik, mesafeli, aman da çok biliyor. Ay burnundan da kıl aldırmaz. Niye öyle bir tavrın var? Aslında hiç öyle değilsin. Ben sakinim. Bizim toplumumuzda sakinlik biraz öyle adlandırılıyor olabilir yani. Sakinsin. Ama bak mesela sen ışıl ışıl bir kadınsın. Ben eserekliyim ama sakin değilim. Tamam, ben olsun ama şimdi sen o ışıltılı birisi olmasan ben o kıl birisi olurum yani. Sana öyle geliyordur. Öyle mi? Ya sana karşı öyle geldi mi bilmiyorum. Biz seninle hayır, bana karşılaştığımızdan hiç öyle bir işte o karşılaştığımız gelmedi. İnsanlarla doğru orantılı gelişen bir şey. Zaten öyle bir laf var ya, seni sevmediğimi düşünüyorsan bu kesin doğrudur, seni sevmemişimdir. Bayılıyorum o lafa yani. Doğru, aslında insan karşısındakine göre şekil alıyor. Yani. Peki seçici misin? Herkes sever tabii. misin? Yok canım öyle bir şey. Sevmez misin? Ha, ben iyi. Çok sosyal bir insan değilim. Değilsin evet. Değilim. Ama şey, yani yaptığım işten kaynaklı bir sürü insanla bir iletişim haline kalmak zorundasın. Dolayısıyla o bazen beni yoruyor. Peki sinirli misin? Agresyonum vardır ama kontrollüdür açıkçası. En çok neye sinirleniyorsun? Haksızlığa, adaletsizliğe en çok sinirlendiğim şey. Bir de işini iyi yapmayana sinirleniyorsun. Yani şahit oldum. Ama o da adaletsiz bir şey işte. Yani evet, evet. Bir para alıyorsun, onun karşılığında ben sen o işi yapmıyorsun, doğru düzgün yapmıyorsun. Bu benim için hırsızlıktır ve ben orada devreye girerim yani. Peki, kariyerinde hep girdiğin işler uzun soluklu oldu. Bunu nasıl başarıyorsun? Seçim açıkçası. Bunu galiba sana daha önce de bir çalıştığımız işte sormuştum. Nasıl evet. hissedip bunu yapıyorsun diye. Ya bir iş geldiği zaman bana senaryo, ben onu hızlı okuma eğitimi almıştım vakti zamanında. Hızlı okuma yapıyorum. Ben kitap okurken hep hayatımda lise zamanlarında da üniversite zamanlarında da mutlaka böyle küçük küçük notlar aldım. Yani her şeyin, kitabın bir ritmi var, bir grafiği var, bir algoritması var. Yani yazan insanın duyguları var, şunlar bunlar var. Yazdığı dönemki konjonktür olsun, kendi ruh dünyası olsun, bunlar o şeye yansıyor, yazıya. Bu çala kalem yazılmış bir senaryo da olsa, ki ilk yazılan bölümler genelde derli toplu işler oluyor. Sonradan dağılıyor ama orada o şey hikayeyi hissediyorsun. Yani dizinin adının konma şekli, karakterlerin şekli falan, onların içerisindeki dağılımları falan. Onu hızlı okumada çok net yakalıyorsun. Yakalıyorum yani, ya da öyle söyleyeyim. Ardından bir tane sahne okurum. O sahnede o karakterin ne dediği ya da demediği ya da o karakterle ilgili aşağı yukarı ne dedikleri
ya da demeye çalıştıklarını hissederim. Ondan sonra ikinci bir şeyi okumam. Beğeniyorsam bir sahne daha okur. O da okeyse bölümü okurum. Sonra işte oturur konuşuruz. Sonra şeyler on devreye giriyor işte. Oyuncular, kimler. Ondan sonra. Ya senle, ben seni çok seviyorum biliyorsun. O yüzden seninle mesela bir kere daha karşılaşmayı çok isterim. Ben de. Setlerde. Senin oynamayı çok isterim gerçekten. Ve tabii yönetecek insan da. Bunların evet, hepsi böyle aynen devreye giriyor. Orada da sette de zaten çalışma prensiplerim belli. Baba omletimi yapmadan sete gelmem. Ya evet. Öyle şeyler var tabii. Peki yasak elma. Yasak elma. Nasıldı? Çok eğlenceli gözüküyordu dışarıdan. Biz evet eğlenceliydi. Bir kere tüm kadın oyuncuları buradan sevgiler yollamak istiyorum. Hepsi birbirinden başarılı, tatlı ve güzeller. Evet, evet. Müthiş harikalar yaratıyorlardı yani. Ve sen de çok tatlı durdun aralarında diye düşünüyorum. Sağ ol. Daha önce konuştuk yasak elma ile ilgili ama ben onun üstüne iki tane iş çektim. Hı hı. İstanbul'u gelin ardından Mucize Doktor. Hı hı. Ve yani işte beşinci sezonunda bana tekrar bir teklifle geldi. Beşinci sezon ya. Evet 5 sezon başında. Yani 5 sene evet geçirmiş, 4 sene geçirmiş çok en azından iddialı. İnsanlar arasında girmek de bir evet iş yani. Evet. İlk sene hareketli oldu benim için. Hani bir karşımda erkek partner daha vardı. İşte Berk Oktay. Çok severim onu da. Çok tatlı. Berk'e çok, de çok iyi bir adamdır. Selamlar. Evet. Çok. Ondan sonra Şevval'le ben tabii daha önce oynadım ve... Bir de Şevval'e bakmalara doyamayalım yani hep beraber bayılıyorum ona da ayrı. Ya çok enteresan bir tecrübe oldu tabii. İlk sezonun sonuna doğru benim eski karım geliyor dediler. Şebnem Dönmez girdi içeri. Dedim yani Mecezir'de de o benim karım evet, eski karımdı. Şebnem'e de sevgiler. Ondan sonra ardından işte Şevval eski karım, yeni Allah'ım karım, sevgilim. Bir karıştı. Tabii üçüncü sezonda. Eda da benim eski karım ve sonra yeni sevgilim gibi bir şey. Oy! İşte Nehir geldi ardından falan böyle bir renkli işte bir dünyaydı. Tek çok başıma renkli kaldım. 5 tane kadın karşımda ve onlarla böyle bir performans sergilemeye çalıştım. İnanamıyorum. Biz sen de bir gelseydin mesela. Değil mi? Muazzam de, bir benim için inanılmaz bir şey tam olacaktı. Tam seçki. Evet. Çok kıymetli isimler aslında. Güzel bir hepsi. Şey ne güzel olmuş. Tecrübe oldu. Herhalde başka bir oyuncuya bu kadar denk gelmez. Evet. Çünkü saydığın isimler birbirinden başarılı, güzel ve hani paslaşması keyifli isimler. Öyle en yani. En önemli şey. Üçü birden karşımda, üçüyle birden daha önce vakit geçirmişim, tabii işler çekmişim. Evet. Ve sahne çekiyorum beraber. Evet. Çok zevkliydi yani. Güzel bir şey. Ama galiba artık bu senin kaderin. Hepimizle tekrar oynamak. Vallahi söyleyeceğim bunu. Dediler yani biz senin oynadığın partnerlere göre bakıyoruz. Hani bazen senin karşında birisini alacağımız evet zaman. Dedim Ceyda. Ay teşekkür. O gelsin. Ben dedim hani çok severim onu. Bu konuşuldu. Ama yani dizi herhalde bir sonraki sezon daha devam etseydi belki başka şeyler konuşulurdu. Ama bitirmeye karar verildiği için orada... Bitti mi yasak elma? Bitti. Bir devir kapandı. Evet yani o fenomen bir iş. 177 bölüm. Evet. Gün birincisi. Gün birincisi. İnanılmaz. Hep tepede gitmiş bir iş. Evet. O çok iddialı yani. Ama son sezon enteresandı benim için. Ya. Tek başıma ve... Çok iddialıymış. Hmm. Gerçekten ben bu kadarını bilmiyordum yani ama bence çok da keyifli olmuş. Güzel işte evet. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacaksın? Ha, önümüzdeki sezon. Evet. Ya ben... Bu Haziran ayında falan çok bir şey bakmıyorum açıkçası. Tamam. İşler geliyor ama böyle bir hani kabaca bakıyorum. Hı hı. Ama Temmuz'da konuşmayı severim genelde işi. Hı hı. Onun sebebi de galiba onu fark ettim. Temmuz ayları benim hayatımda hep çok kötü geçerdi. Ha. Böyle üniversite zamanları, lise falan hep böyle Temmuz'da bir boşlukta hissederdim kendimi. Ben de o gün onu doldurmak için dedim ki hani en zayıf alanım bu. O zaman onun içine sokayım bütün görüşmelerimi. Hani zayıfsa da yok olsun, varsa da oradan bir şey yeşertelim. Ondan sonra yeşerdi yani. IQ'm kaç senin? Çok mu? 90. Çok mu? Fena değil evet IQ'm, şimdi rakam vermeyeyim. Verme ama çok değil mi? Fena değilmiş evet. Ha. Hep böyle mi bakarsın hayata? Matematik hep böyle bakarım, ve matematik. Algoritma ve... Algoritma. Gerçekten mi? Yani öyle hani bir şeye bakmak için değil, ben buyum. Dolayısıyla Temmuzlar öyle çalışıyor. Temmuzlar boş geçiyor. Orada iş görüşmesi yaparız abi. Bin evet sene düşünsem aklıma gelmez böyle bir şey. Tabii yani madem boş geçen zamanımız var o arada. Oraya yüklenelim yani. Ama şeydir mesela çocuk eğitirken de Nile de ona yükleniyoruz. Onda mesela matematiği
Çok ileri seviyede. O da enteresan bir çocuk yani. Evet, anlatırsın hep. Bilmiyorum son durum ne ama öyleydi. Ya son durum şu. Hani konuya atlamış oluyorum ama. Ne şimdi klasik müzik besteciliği eğitimi alıyor. Üniversite seviyesinde. Hiç şaşırmıyorum. 7 yaşında. 4 yaşından beri beste yapıyor. Nihan'ın 2 tane çocuk kitabı çıktı. Ondan sonra onu sana göndereceğim. Evet, bana ulaşmadı. Ondan sonra... daha yeni işte lansmanları falan yapılıyor tamam. Zaten. İki tane arka Nihan'a arkaya da buradan çıktı. Sevgiler. Allah'ım ne güzel. Evet. Kitabın arka kapağında Nil'in besteleri var. İki kitapta da iki ayrı bestesi var. Tabii şimdi ileri seviye bir eğitim alıyor. Önümüzdeki sene uluslararası bir festivalde eserleri çalınacak falan. Böyle bir tip. Ondan sonra. 7 yaşında. 7 yaşında. Tamam. Yani böyle işte 12-13'lerde o seviyelerde çocuklar var derler buradaki eğitmenler. Ama 7 yaşında enteresan bir tecrübe yaşıyor herkes. Biz de öyle. Evet. Ama jimnastik de yapıyor. Geçen sene matematik olimpiyatlarında uluslararası Türkiye ikincisi olmuş. Bizim haberimiz yok. Onun da çok salladığı şeyler değil bunlar. Nasıl? Önemsemiyor mu böyle şeyleri? Takılmıyor. 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 Yani resim de yapıyor mesela. Resim atölyesindeki öğretmeni şey diyor. Ya bir şey yapıyor. Biz böyle büyülenmiş bir şekilde üstüne konuşmak istiyoruz. Ama o yapıp bitirmiş olduğu için çok ha evet teşekkür ederim deyip başka bir şey yapmaya devam ediyor. Yani bu sosyallikte takılan bir enteresan velet. Gerçekten çok merak ediyorum ama çocukken de böyle inanılmaz hikayeleri vardı. Benim ağzımı açık bırakan. Ha, enteresan çocuk yani. Peki nasıl? Yani çünkü senin ben hayata karşı aslında çaba sarf eden bir adam olduğunu biliyorum. Hı-hı. Yani... İşinin en iyisini yapma çaban var, hep bir ileri noktaya götürme çaban var. Eşini de kendin gibi ilerletmek var. Yani eşinle ilerlemek gibi bir durumun var mesela. Bana bu hep çok ilginç geldi. Eşine tanışma hikayen, ilk gördüğün anda odadan girer girmez. Evet işte karım girdi, iç evet, sesin. Evet, evet, evet. Bunlar biraz acayip değil mi? İç ses değil, ben onu yüksek sesle söyledim. Efendim? Yani o duymadı ama ah karım dedim bayağı efendim? Gelirken. Yüksek sesle söyledim. Tabii bir dakika başını bilmiyorsunuz hemen bunu anlatmamız lazım. Çünkü benim için çok büyük bir hikaye. Reklam firman var. Evet. Bir reklam çekeceksiniz. Yok bu ne bir bu? Sahne projesi yapacağım. Pardon tamam. Çok uzun süredir kafamda olan bir projeyi. Evet. Ertelediğim bir projeyi. Tamam. Hatta üniversite zamanlarından beri yapmak istediğim bir projeyi. Tamam. Yapmaya karar verdim. Evet. Ondan sonra 2 gün seçmeler olacaktı. O zaten hani böyle uluslararası bir şey olmasını hayal ettiğim bir projeydi. Tamam. İşte ilk gün böyle biraz hayal kırıklığına uğradım gelen adaylardan dolayı. Çok insan başvurdu. İkinci gün öğlen saati içeri bir girdi. Ben böyle kapıda yanında da jüri var. Yani tamam. İşte Harvard'dan biri var bilmem ne böyle bir şey kalın bir tayfada var. Aa karım falan dedim bayağı. Ben böyle yüksek ses asistanım dedi o patron falan. Neyse herkesin... Böyle bir adam mısındır normalde? Bunda bir altını çizelim de sen böyle her gördüğünde karım, tatlım, yok, yok. Sevgilim diyen bir adam değilsin. Yani yok, çok anormal bir şey. Yüzüne söylemedim tabii. Ekip duydu. Ondan sonra herkesin 10'ar dakikası vardı. Evet. 10 dakika sonra teşekkür ettik. Dışarı çıkarttık dedim. Bütün bağlantı numaraları var değil mi? Hani kardeşi, abisi, ne varsa yani ben onu bulmam lazım sonra. Şeyler bitsin. İşte 3 tane aşaması olacak. Seçmeler. Ondan sonra ilk aşamayı geçti. İşte insanlar diyorlar ki işte hatta yanımdakiler ama fiziksel olarak da çok dedim o başka bir şey yani benim karım o fizikselini falan geç yani o bayağı çocuğumun annesi dolayısıyla benim ona söylemem lazım işte seçmeleri geçti tamam. Ondan bir 3. 4. provada falan söyledim dedim ne dedin gidip benim bildiğimi senin de bilmen lazım sen ha, böyle çocuğumun gitti. Annesin yani evlenmemiz lazım diye girdim. Direkt böyle mi girdin? Evet. Direkt böyle söyledim. Ya işte kendi hayatıyla ilgili bir şey söyledi. Dedim onları ben çözerim. Ama lütfen işte yaşamı nasıl organize edeceğim falan Ankaralı. Hı hı. Ondan sonra bir orada bir burada yaşıyordu falan dedim. Hepsini çok hızlı hallederiz yani. Hepsini. 6 ay sonra evlendik. Birbirimize bakıyoruz bütün ekip görüyor musun? Bir adam benimsin deyince 6 ayda hallediyor bu işi. Orayı da halledi. Ama 6 ay sürme sebebi kardeşi evlenecekti. Evet. Bir iki defa ertelenmiş düğünleri. Evet. Ondan sonra dedim çözeriz. Ankara'ya gittim. Dedim 31 Aralık 2010'da evlenirim en geç gece 23.59'da. O zamana kadar evlendin ama evlenmedim ben evlenirim dedim. Yani söyledim onlara da. Bizden 20 gün önce evlendiler onlar da.
Dolayısıyla onları bekledik. Mürüvveti de hızlandırmış. Kendi için diğerinin mürüvvetini de hızlandırmış. Öyle bir şey. Ve 31 Aralık'ta mı evlendik? Yok, hayır. Ekim'de evlendik de onlar... Aralığa da kalmadın. Kalmadı. Business yani. Business mı? Business tam durum tam yani. E söyledim, ne yapayım şimdi yani? Hani buna zaman kaybedecek bir şey yok. Ya ben tartıştığım zaman birileriyle de o insanla hayatıma devam etmek istiyorsam, arkadaş olarak söylüyorum, iş arkadaşı falan. Yani çok fazla ileri gittiysem hemen özrümü dilerim. Ben seni seviyorum, yola devam etmek isterim. Hani bu işimizde vesairede. Hani kusura bakma deyip olayı düzeltmeye, toparlamaya çalışırım. Direnç varsa onunla da takılmam. Yani gerçekten çok zaman kaybetmeye gerek yok. Haklısın. Olayın sonucu belliyse aradaki detaylarla uğraşmanın hiçbir alemi yok yani. Çok güzel bir laf söylüyorsun şu anda. Bir durdum şu anda yani. Öyle ama şimdi... Hayatımda çok özel bir insan vardı Mucize Doktor zamanında. Haluk Tarcan, Haluk benim aile büyüğüm değildir ama 25 sene benim hayatımda olmuş bir insan. Müthiş bir adam yani, hiçbir babalık şeyi olmayan, böyle nosyonu olmayan bir arkadaş. Böyle kardeş gibi, çocuk gibi falan. Çok dinamik, dinç. Bu pandemi döneminde onun eşi olan işte Fransız annemiz Terezi kaybettik. 6 ay sonra evet, da Haluk gitti. Evet biliyorum, senin için ne olduğunu da biliyorum. Çünkü onun arkasına birlikte çalışmıştık. Evet ondan sonra ve böyle çok garip bir tecrübeydi. Ben Mucize Doktor'da bir kalp ameliyatı sahnesi çekiyordum. Elimde bir şey işte yapay bir kalp. İşte onu sıkarken telefon geldi. Kulağıma tuttular. Hastaneden haberi geldi. Gelir misiniz dediler. Dedim nasıl ya falan. O sırada gittim. Ve kalpten, işte organ yetmezliğinden falan kaybettik. Haluk'u da anmış oldum burada gerçekten. Allah rahmet eylesin. Niye andığımı bile unuttum yani. Öyle şey, bir gittim ki oraya. Hayat kısa, uzatmamak lazım. Ya o da öyleydi. Sebebi mesela. Sebebi belli, yani sonuç belliyse teferruata i̇şte takılmak. Onunla ilgili şey demiştim. Yaşatmak için çok uğraştık açıkçası. Hastanede olduğu süre içerisinde de özel tedaviler, özel protokoller, bağlantıda olabildiğim herkesi aradım yani, ülkenin başındaki insanlar dahil olmak üzere. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama ondan sonrası yok ya. Yani dur şuradan da dönülür falan, öyle bir şey yok ya. Hani dolayısıyla evet, ölüm gibi bir şey olarak algılıyorum. Yani o benim hayatımda yok ya. Yani bunun üstüne üzülmeye, oradan kendini parçalamaya, başka şeylerle avunmaya gerek yok hayatta yani. Sen neysen olarak hızlıca devam etmekte fayda var. Öyle yani. Bize mesela çok böyle dışarıdan zaman zaman basınçlar geliyor sonuç olarak. Yani bir kaosun içinde yaşıyorsun. Yani. Evet. Sadece İstanbul'da yaşaman bile yeter. Evet. Hani biz biliyorsun ilk fırsatta hemen kaçarız Bodrum'a bir yerlere. Orada bile o tribülansla kalınca diyoruz ki yarın sabah da olacak. Ya da bundan bir saat sonra olacak. Hani yarın sabaha beklemeye gerek var mı? Yok. Hani bir saat sonrayı bile beklemeye gerek yok. Hani attık kenara, attık devam. Hadi yani ondan sonrası, çünkü gerçekten çok uzun olmayan bir zaman diliminde yaşıyoruz. Şimdi evinde senin 500 milyon yıl yaşında fosilin olup sen burada 80 senelik hayatı da hakem kesiyorsan olmaz yani. Öyle bakıyorum açıkçası. Zamanı minimuma indirme hikayesi. Ne söylemem gerektiğini bilemedim. Çünkü o kadar haklısın ki şöyle bir duruyorum ve düşünüyorum yani 500 milyon yıllık bir fosilin karşısında ne kadar hiç olduğumu. Tabii canım yani. Sen nesin ki falan oluyorsun evet, birdenbire. Evet. Yani baktığın zaman hani 350 bin yıldır insana benzeyen canlı var. 50 bin yıldır hani insanlaşmış halde. Yani bu şey algılanabilecek bir şey değil tabii. Hani 500 milyon yıl yaşında. Çok abartıyoruz yani değil mi? Biraz fazla abartıyoruz. Tabii. Yani o ağırlığı hissetmem mümkün değil. O hızı hissetmem mümkün değil. Evet. Zamanı hissetmem hiç mümkün değil yani. Peki... Çok girmek istememekle beraber ben bunu önemsediğim için minicik soracağım. Su vereyim mi, ister misin bu arada? Bitti mi suyun? Hızlı su içiyorsun sen. Hızlı su içiyorum şey. Bu alerji patlaması var ya şu. Değil mi? Ali'de de var. Çok fena alerji. En iyi gelen şey bu. Bu ya, bayıldım ya buna. Çok güzel değil mi sana, çok vereceğim kim sayfasını. Eline yani. Çok güzel, çok tatlı bir kadın. Bu biraz da annenle sert bir veda ile alakalı mı bu duruşun? Yoksa sen böyle biri olur muydun sence? Detaya girmemize hiç gerek yok ama. Yok, girebiliriz. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Hiç düşündün mü? Çünkü çok yüksek bir yerden bakıyorsun meseleye.
Yani o... Mesela burada daha travmatize olup yakan yıkan bir adam değil de daha meseleyi başka bir yere alıp... Bak nasıl bir şey biliyor musun? Bilemedim tam soruyu. Muhtemelen sen de öyle bir kızsın. Benim eşim de öyle bir insan. Böyle insanlar tanıdım. Tanıdığım herkes için geçerli değil bu. Benim annemle babam birbirlerini çok sevmişler. Dolayısıyla ben... Ağlarım deme öyle. Ağlayalım beraber. Ağla. Ben de ağlarım. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir durum. Ve ben o hissi yaşıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Hep o hisle ilgilendim bütün hayatım boyunca. O yüzden o biraz mesafeli, antipatik görünen halimin sebebi o olabilir. Bir şey sorduklarında mümkün olduğu kadar derinliğinden anlamaya ve anlatmaya çalıştığım için belki hem gevezelik hem ukalalık olarak adlandırılıyor. Ya da işte mesafeli ya da işte bilmem ne. Kötü bir alışkanlığım varsa, ismini vermeyeceğim kötü alışkanlıklar şimdi gereksiz televizyon evet, programında ama onların istatistiki ortalamaları var. İşte 25 sene günde 2 paket bilmem ne yaparsan %76 oranında bla bla işte kanser olursun. Vücudundaki neresi zayıfsa o bölgeden seni dağıtır çıkar. O bir sonuçtur. 25 sene bir süreçtir. Başlangıç anın bir başlangıçtır zaten. Ama o başlangıca iten sebep yani o seni oraya ne getirmiş yani? Onu ne başlatmış? Oraya ulaşabiliyorsan ondan sonrasını çözebiliyorsun. Dolayısıyla benim içimde öyle bir sevgi var. Ve ben onu bulmaya çalıştım hep. Yani bu insiyaki olarak gelişiyor. Hani bir el yordamıyla. Çünkü kimse sana hayatım böyle olacak, cinsellik böyle bir şeydir, bilmem ne şudur, böyle olursa duvara çarparsın. Bu bir reçetesi yok. Hiç kimse sana bunu anlatmadı da biz öyle bir toplumda büyüdüğümüz için. Dolayısıyla onu yaşadıktan sonrasını da bilmiyorsun. Bir şey yapıyorsun, birine bir şey diyorsun, kırmışsın, dökmüşsün. Çünkü aynı şekilde bir yoldan başka bir hayat hikayesi ve sosyal çevreyle gelmiş oluyor ve onunla karşılaşıyorsun. O seni parçalıyor, sen onu parçalıyorsun. Kendini toparlayana kadar hayatına giren başka insanlar başka kırılmalara sebep oluyor. Ohoho. Ama bu sevgi hikayesi varsa onun içinden o anda çıkar gidersin açıkçası. Yani ben 2,5 yaşındayken annemi kaybettim. Bir de çok hani travmatik bir şekilde olduğu için bu. Hayatım boyunca da dedim yani böyle bir şey var benim şeyimde, hatıramda. Yani bunu böyle bir şey olman da bana çok böyle bir şey hissediyorum. Böyle bir şey oldu. Yok mok falan da geçti. Ha inkar mı ettiler seni? Yani şimdi bir çocuğa annesinin başına nasıl bir kaza geçirip anlatılması. Evet. Yani kendini anlatamadığın bir şeyi çocuğa anlatman çok zor. Baban hayatta. Tabii. Ama bende şey kavramları tabii ondan sonra yok olmaya başladı. Çünkü bir şey soruyorsun cevabı yok. Hı. Yani aile büyüğü. Tabii. Sonra diyorsun ki aile büyüğü diye bir şey yok, sadece senden büyük bir takım insanlar var. Bir takım şeylerle, sıfatlarla tanımlanmışlar. Dayı, amca falan. Halbuki onlar birer insan gene. Evet. Bu ama biraz bilimle ilgilenince falan daha net ortaya çıkıveriyor bir anda. Yani onunla bir şey paylaşıyorsan o senin amcan, dayın, baban, annen olduğu için değil. O insan, iyi bir insan, seninle sana da iyi geldiği için paylaşıyorsun. Tabii. Dolayısıyla o kıymetli benim için. Bence de. Paylaşmıyorsan da benim için hani sırf o olsun, teyzem olsun, amcam olsun diye kimseyi aramıyorum. İlgilenmiyorum. Zaten şey değil mi bence insan kendi ailesini kuruyor öz bilinci gerçekleşince. Tabii o kesin ve net bir dolayısıyla şey. O dediğin dayı, hala, amca çok önemsiz kalıyor yani. Evet, o tali alanın içerisinde ikinci, üçüncü belki alanın içerisinde. Dolayısıyla o öyle yerlere girdim, öyle garip şeyler yaşadım ki hayatımda. Hani hem kriminal hem kazalarla bir kaosla dolu. Ama hep içinden çıkmama sebep kuvvetle muhtemel işte senin o sorduğun soru. Tanımadığım ama bana o şeyi üflemiş olan o sevgiyi dolayısıyla yani sevgisiz mi büyüdün bilmiyorum ama büyük ihtimalle. Yani büyüme aşamasından bahsediyorum. Ya yani öyle bir anın var mı desen yok. Olumlu da yok ama olumsuz da yok hatırladığım. Yani ikisi de yok ortada. Ama mesela karımı çok seviyorum. Sevdiğim insanları çok seviyorum. Söylerim de bu arada. Evet söylüyorsun. Yani benim sana olan mesela sevgim ya da sana olan hislerim çok samimidir. Biliyorum. Ben seninle flört etmek için bunu hiçbir zaman söylemedim. Söylemem de zaten.
ya da çocuğuma olan ilgim. Yani böyle bir şeyi kaybettim de buldum şimdi gideyim ona sarılayım duygusu değil. Yani içimde beklettiğim bir şey vardı, biriktirdiğim. Karşılaştığım zaman da işte o sayfa açıldı, onun içerisine devam ediyorum. Öyle bakıyorum açıkçası. Ağlamamak için hemen tek bir soru soracağım. Gerçekten şu burnumun ucunda duruyor ya gözyaşları. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bunu bir destek alarak mı buldun bu yolu, kendi kendine mi buldun? Hiçbir destek almadım. Çul çaput bağlayacağım üstüne çünkü. Eğer kendi kendine bulduysam bir tane kırmızı kurdele bağlayacağım dilek dileyip. Ya çok çeşitli şeyle ilgilendim ben. Yani ben multidisipliner çalışmış bir insanım. Oyunculukta da öyle. Evet öylesin. Yani bilimle ilgili de öyle. Ben ne alaka onu dinliyorsun derler. Ben oradan niye yapıldığıyla ilgilendiğim için dinliyorum mesela. Hani hepsinden her şeyden bir şey alırım. Toplarım bütün verileri kafamın içerisinde ama planlı programlı bir şey de değil. Benim kafam öyle çalışıyor. Yani kafamı çalışma prensibi. Tatlı bir delisin Murat ya. Valla. Yani karın da ama çok kıymetli. Yani sana bunu hissettirmesi. O sağ olsun. Yani, o olmasa ben şu anda burada olmazdım. Evet. Onu söyleyeyim. Çok yani kıymetli. Hayatta olmazdım. Yani onu da böyle ayrıca tanımayı çok istiyorum. Senden dinlediğim için o kadar iyi tanıyorum ki aslında. Gördüğümde böyle sarılacağım ve herhalde şaşıracak yani niye canım böyle yani yapıyor diye. Çok kıymetli bir şey bu. Bir şey okumak istiyorum sana ama onun için telefonumu almam lazım. Alalım. Bu arada defteri vereyim sana. Ben de telefonu getireyim. Buraya bir satır bir şey yaz. Ben aslında annemin hikayesini yazıyorum. Gerçekten mi? İnci ismi. Ben onu özellikle bir gün çok net hatırlıyorum yani. İşte geçirdiği kazadan sonra bir 6-7 ay, 6 ay falan geçiyor. Yangını çıktı, eve getiriyorlar. Yani evimi görmek istiyorum diye geliyor. Zaten çekeceğim bunu umarım. O kareyle birlikte çekeceğim. Benim durduğum bir işte mavi şeyli boyalı bir kapı şeyi kasası düşün. Onun kenarındaydım. İşte bizim o ahşap köşkün merdivenlerinden yukarı çıkardılar sedyeyle. Ben o anı hatırlıyorum, çıkartılışını. Evini gördü. Ondan sonra kalmak istedi ve o evden sonra gitti. Ve bir daha da dönmedi. O anla başlayacak zaten hikayesi. Sonra kendime bağladığım böyle biraz kurgusal, otobiyografik bir şey olacak. Ama hayatımda çok önemli şeyler var, insanlar var, kadınlar var. Onların hikayelerinin olduğu bir şey. Kitap kısmını konuşuruz sonra. Çok merak ettim kitabı. Onunla başlayan aslında bir kişisel yolculuk diyeyim. Yani hepimizin yolculuğu aslında ortak hikayelerle dolu. Hep derler yani yeni yapılacak beste kalmadı artık ya da yeni yazılacak bir kitap, bir hikaye. Senin bunu nasıl algıladığın, evet, nasıl anlattığın önemli. Evet. Dolayısıyla ben de kendi hikayemi herkesin kafasından ya da dilinden anlatmaya çalışacağım yani. İyi ki varsın. Sen de öyle. Çok iyi geldin bana. Bazen böyle oluyor, hayatımın içinde olup bitenlere öyle dostlar geliyor ki bu masaya ve öyle cümleler söylüyor ki çok büyük paylar çıkartarak kapatıyorum programı. Canım. Fotoğraf çekeceğim ama programdan sonra şu an hiç öyle bir halim yok. Umarım tekrar oynayabiliriz, sahneler çekeriz ve aralarda da böyle uzun derin sohbetler ederiz. Onu çok özledim. Yani oynamak zaman ayrı ama şu sohbetlerini çok özlemişim gerçekten. Canım benim. Güzel kızına ve güzel eşine çok selamlar. Gölgelerinden bile ışık saçıyorlar. Canım benim, sağ olun. Sonsuz olsun mutluluğunuz. Eksik olma. Ve sen benim bütün hayallerini gerçekleştir. Elimden geleni yapacağım, evet, açıkçası. Seni görebilen insanlar çok şanslı. En azından onu söyleyebilirim. Bazen böyle fazla şey söylemeden kapatmayı seviyorum programı. Çünkü gelen kişi o kadar büyük cümlelerle gidiyor oluyor ki. Ardında kalan cümlelere Sinan Canan'ın dediği gibi yapılacak en güzel şey derin sessizlik. Şimdi biraz sessizlik zamanı. Hoşçakalın. Canım arkadaşım Murat'ı programda ağırlamak büyük keyifti. Ailesiyle olan bağlılığı, babalığı, hayatın içindeki sürprizlerle dolu detaylarını konuşmak çok keyifliydi. Birlikte tekrar oynamak dileğiyle. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı.
Var olman ya da olmaman kimse için önemli değilse, kendini var etmen adına muazzam bir özgürlük alanın oluşuyor. Bu bir umrunda olma meselesidir. Hayat bir karşılaşmalar bütünüdür. Aslında neyle karşılaşıyorsan ona göre büyüyorsun.